Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Bugün ne işliyoruz hocam? Evet. Bu dakikadan sonra artık sadece 3 boyutlu cisimlerimiz kaldı. Olur Recep'ciğim. Hocam. Onlardan ilk konumuz dik prizmalar. Şimdi onları işleyerek başlayalım. Sizdeyiz hocam. Evet Recep'ciğim, öncelikle prizmaları tanımamız lazım. Önce bir prizma nasıl meydana gelir? İki tane eş ve paralel çokgenin köşeleri birleştirildiğinde gördüğün gibi bu 3 boyutlu prizma şekline ulaşıyoruz. Bunun mesela şu G, H, E, F gibi kısımları köşeleri gördüğün gibi. Evet hocam. Aşağıda 4 tane var. Birazdan hangi prizmada kaç köşe vardır, kaç ayrıt vardır, bunların hepsini bulmayı öğreneceğiz. Mesela bir diğeri ayrıt. Şunlardan her biri ayrıttır Recep'ciğim. Ayrıt bir, mıdır hocam? Evet, ayrıt. 1, 2, 3, 4 tane mesela burada var. 1, 2, 3 ve 4 tane dikine var. Yine aşağıda 1, 2, 3, 4 tane mesela bunun 12 tane ayrıtı varmış gibi söyleyebiliriz. Yüksekliği gördüğün gibi şurası. FB. FB ya da işte AE olabilir. Yani en üst noktadan en alt noktaya kadar olan dik mesafe yüksekliğimiz. Tabanımız şu pembeyle gösterdiğimiz kısım. O tabanımız, 2 tane tabanımız var. Bir üstte bir altta 2 tabanımız var. Ve yan yüzümüz. Bunlardan her biri yan yüz. 4 tane de yan yüzümüz var aslında değil mi? 2 evet, yanda hocam. Bir geride bir önde gibi düşünebiliriz. Madalyo. Neydi? Madalyonun yan yüzü hocam. Aynen, onun yan yüzleri. Güzel. 4 tane de yan yüzümüz olduğunu öğrendik. Şimdi mesela ilk öğreneceğimiz kazanımlardan biri şu olabilir Recep'ciğim. Bize bir prizmayı veriyor. Mesela açılmış halini sorabiliyor. Ha evet. İşte açık halini veriyor, kapalı halini sorabiliyor. Bunlarla ilgili tabii sadece bunu sormuyor. Ondan sonra bir probleme çevirebiliyor işi. Biz bakalım mesela şunun açık halini çizmeye çalışalım. Çalışalım hocam. Evet. Öncelikle prizmalar Recep'ciğim isimlerini tabanlarından alırlar. Mesela bunun eğer tabanı bir kare ise bu kare dik prizma oluyor. Bir de eğik prizmamız var. Sadece yüksekliklerimiz şöyle yatay olsaydı eğik prizma diyecektik. Eğiklerden yani %1 falan soru gelebiliyor. %99 hep dik prizmalardan sorularımız gelecektir bu konuda. Çok güzel. Buna geldiğimizde tabanımızın bir dikdörtgen olduğunu fark ediyoruz. O zaman bunun adı dikdörtgenler prizması. Evet hocam. Evet. Şimdi bunun açık halini çizmeye çalışalım. Mesela şurada 3'e 2 görüyorum. Bir tane onunla başlayalım. Şöyle 2'ye şöyle 3. Bu yüzlerden bir tanesi. Mesela şimdi şurayı çizdik, hemen yanındakini çizelim. 2'ye 1 diyor 1'e hocam. 3, 2'ye 3. Sonra gördüğün gibi yan taraf Recep'ciğim 2'ye 1. 2'ye 1 hocam evet. Evet şöyle çizmeliyiz. 2'ye 1 şurası. Sonra bu sefer yine öne geldik. Bunun aynısından yine olmalı 3'e bir 2. tane. Evet şöyle. Sonra da bunun aynısından yine 2'ye burada 1 hocam. Var. Evet şöyle 2'ye 1. Şu an yan yüzleri çizdik. Tabanlar var. Heh. Tabanlara bakarsak da gördüğün gibi mesela şu uzunluk 1, şu uzunluk 3. 1'e 3'lük bir şey çizmemiz evet, lazım. Evet şuralara şöyle 1'e 3'lük 2 tane taban çizebiliriz. Ya açılmış karton kutu gibi hocam. Evet. Aynen. Bunu mesela ben sana şöyle bir karton kesip versem Recep'ciğim katlayarak yaparım. Bu hale getirebiliyorsun. Evet. Evet açık halini gördük. Şimdi diğer kazanımlarımıza bakalım. Bakalım hocam. Evet Recep'ciğim şimdi prizma türleri tabii ki hepsi yok. Bazı örnekler verdik. Prizma türlerinin taban sayısı nedir, yan yüz sayısı nedir, toplam yüz sayısı bunları yazacağız. Hatta bir çıkarım yapacağız. Tamam yani hocam. Her zaman ayrıt sayısı şunlarda şu çıkar ya da şu kuralla gideriz gibi. Başlayalım dikdörtgenler prizması. Hatta bir tanesini çizerek şöyle üzerinden gidelim. Şöyle bir dikdörtgenler prizması. Bize taban sayısı diyor. Taban sayısı hepsinde zaten bir aşağıda bir yukarıda olduğu için prizmalarda hep 2. Bunu şöyle öyle doldurabiliriz. Hepsinde 2, hatta engen denmiş yani kaç kenarlı prizma olduğu bilinmiyor. Onda bile 2. Hiç fark etmez. Peki yan yüz sayısı. Baktığımızda bir burada yanda, bir sana doğru, bir bana doğru, bir de diğer yanda var. 4. 4 tane var. Güzel. Yan yüz sayısına buraya 4 diyebiliriz. Toplam yüz sayısı. Tabanlar 2 taneydi. 4 tane de yan yüz saydık. Toplamda 6. Evet. Köşe sayısı. Bakalım. 1, 2, 3, 4. Benzer şekilde aşağıda da 1, 2, 3, 4 tane var. Yani 8 tane olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de ayrıt sayısı. Şurada gördüğün gibi 1, 2, 3, 4 tane var. Burada 1, 2, 3, 4 tane var. 4 tane de şöyle yatay var. Dolayısıyla 12 tane ayrıtı olduğunu görüyoruz. Şimdi bir taneyi daha çözelim. Mesela üçgen prizmayı, ondan sonra çıkarımlarımızı yapalım. Üçgen prizma bu sefer de.
Demiştik ki prizmalar isimlerin tabanlarından alır. İki tane üçgenin birleştirilmesiyle oluşmuş bir prizma. Yan yüz sayısına bakalım. Recepçim bu sefer yan yüz sayısı 3 tane değil mi? Evet, yan yüz sayısını Recepçim 3 bulduk. O zaman buraya yazıyoruz. Toplam yüz sayısına bakalım. 3 tane yan yüzümüz vardı. Bir tane de şöyle büyük. Bir de alt üst var. Şöyle 1 ve 2 burada. Evet, 5 tane toplam yüzümüz var. Köşe sayısına bakalım. 1, 2, 3 tane burada, 1, 2, 3 tane de burada, 6 tane oldu ve toplam ayrıt sayısı 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 etti, 1, 2, 3 de burada 9. Şimdi bir çıkarım yapma zamanı. Öncelikle Recep'cim taban kenar sayısına n diyoruz biz her tamam zaman. Hocam. N tane mesela bu dörtgen, dikdörtgenler prizması ya 4, bu bir üçgen prizma 3, n. Şimdi mesela dikdörtgenler prizmasına bakalım. Yan yüz sayısı 4. Hep n. Yani taban kaçgense o kadar yan yüzü var. Zaten mantıken de öyle. Tabanımız bir üçgense 3 tane yan yüz yükselir. Doğru. Tabanımız bir dörtgense yani bu her zaman n olacaktır. Toplam yüz sayısı ise bunlara ilaveten tabanlar olduğu için 2 tane. Yani bunun çıkarımı da bak n artı 2 yazılabilir. N artı 2. Evet bak 4'müş 6, 3'müş 5. Görüyor musun? Bizde de n'miş n artı 2 dedik. Devam ediyoruz. Köşe sayısı. Dikkat edersen köşe sayısı da bu n'in 2 katı. Doğru. Kaç tane tabanımız varsa bir aşağıda 4 tane, bir yukarıda 4 tane ya da burada. Bir 3 tane aşağıda, 3 tane yukarıda. Dolayısıyla bunda yazmamız 2N. Gereken şey evet 2n ve ayrıt sayısı. Burada da çıkarımımızı yapalım. Gördüğün gibi 3 katı her zaman 3n saydığımızda. Yani biz bir çokgende çizmek zorunda değiliz. Ya tabanı kaçgen? Mesela beşgen prizma dedik. Hemen dolduralım. Beşgen prizmada yan yüz sayısı tabanı kaçsa oymuş. N'miş. 5. Ya da işte n'in 7. Evet 2 fazlasıymış 7. N'in 2 katıymış 10. N'in 3 katıymış 15 gibi diğer eksikleri de dolduralım. Kare prizma zaten dikdörtgenler prizmasıyla aynı seyredecek. Evet sadece şekilleri biraz farklı olacak. Altıgen prizmada da tabanı 6gen, 2 fazlası 8, 2 katı 12 ve 3 katı 18 olmak üzere. Yani Recep'ciğim biz prizmalarda şunları bilirsek, ya tabanı kaçgense eğer ayrıtı 3 katıydı, hiç çizmeden etmeden ya da daha karmaşık 20gen dediler çizebilecek miyiz? Uğraşırız. Yani tabanı 20gen ben şahsen yapsanırız yapamam. Hocam. Çok büyük falan yapmam lazım evet. 20gen için. Bunları o yüzden bilmemiz gerekiyor. Süper. Devam ediyoruz. Evet Recep'cim gördüğün gibi 3 tane prizmamız var. Bizden ayrıt uzunlukları toplamını bulmamızı istemiş. Şimdi başlayalım. Burada 6, 8 var. Şu kenara sahip değiliz 12. Ama evet 6, 8, 10. 10 değil mi? 3, 4, 5 üçgeninin katı. Evet hocam. 2 katı olarak. Şuraya da 10 santim dersek. Şimdi mesela tabanımızın toplamı ne etti bakalım? Şöyle bir 14, 24. Aynı 24'ten aşağıda bir de aşağıda var. 48. Peki şu uzunluklardan kaç tane var? 1, 3. 2, 3 tane var. Bir de 30'umuz oldu. Yani bu bunun 78 santimetreymiş tüm ayrıtlarının toplamı. Buna bakalım şimdi Recep'ciğim. Burada da gördüğün gibi kare şu kenarları. Orası da 4 olacak hocam. Evet yani şunun 16 olduğunu 16, söyleyebiliriz. Evet. Bir 16 daha orada 32. Hocam. Geriye şu yataylar kaldı. 15 1, hocam. Evet 2, 30. 3 ha, ve 4 evet. tane var ondan da. Evet 60. 60 geldi. Bunun da ayrıtları toplamı 92 santimmiş. Buna geldik bir küp. Şimdi o zaman ben sana soruyorum bakalım hatırlıyor muyuz? Ayrıt sayısının formülü neydi? Tabanı n ise ayrıt sayısı şu en sondaki çizelgede en sondaki 3n hocam. 3n'di çok güzel. 21. Onları evet ezbere bildiğimizde çok rahat yapabileceğiz. Tabanı bir dörtgen 3 katı 12 ayrıtı olduğunu evet. söyleyebiliriz. Ve her birinin 7 olduğunu biliyorsak da 84 santimetre tüm ayrıtlarının toplamı diyebiliriz. Güzel hocam. Evet şimdi birazcık Recep'ciğim 5 yıldız soru bankası üzerinden sorular çözelim. Çözelim hocam. Recep'ciğim bakalım prizmalarda konuyu ne kadar anlamışız sorular üzerinde görelim. Bize yine elemanlarını vermiş. Demiş ki iki tanesini yanlış verdim. Bu ikisinin yerini değiştirirsen her şey yoluna girecek Süper. Demiş soruda. Öncelikle yüksekliği doğru vermiş mi sence? Burası mıdır bunun yüksekliği? Yanlış hocam. Yanlış. Bir yanlışı yakaladık. Yan yüz burasıdır değil mi? Orasıdır doğru. hocam. Ayrıt bu mudur? Değildir. Değildir. Köşe budur. Doğru. O zaman bakalım yükseklik ve ayrıtın yerini değiştirirsek doğru oluyor mu? Burası yükseklik oluyor. Ki olur. Doğru olur. Burası bir ayrıttır. Bu da doğru. Yani cevabımız 1 ve 3'ün yer değiştirmesi Bursa. Evet Recep'ciğim Fibonacci dizisi her sayının önceki, kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit olduğu bir sayı dizisidir. Bak mesela 1 ve 1'i toplayıp buraya 2 yazıyorsun. Ya da 1 ile 2'yi toplayıp buraya 3 yazıyorsun. 2 ile 3'ü toplayıp buraya 5 yazıyorsun. Mesela bir sonraki adımını tahmin edebiliriz. Şöyle hatta birazcık devam ettirelim. 13 olur.
13 ile 8'i toplarsak 21 olur. 13 ile 21'i toplarsak 34. Şöyle bir 55. Bu dizi tutar şöyle hocam. Şöyle 89 ve son olarak 143 diye gider kesinlikle. Bu Fibonacci dizisi diyor ki bize, eğer diyor dikdörtgenlerde altın dikdörtgen oluyormuş, ardışık 2 Fibonacci dizisi denk gelirse, yani bir dikdörtgen kenarları şöyle mesela uyduruyorum 13 ve 21 olursa bu altın dikdörtgen oluyormuş. Benzer şekilde prizmada da 3 farklı ayrıtımız var ya, bu 3 farklı ayrıtımız mesela bu ve bu ve bu, üçü de yine sıralı olursa buna da altın prizma deniyormuş. Şimdi diyor ki bize... Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet kesinlikle. Buna göre aşağıda ayrıt uzunlukları birim cinsinden verilen prizmaların hangisi altın prizmaya örnektir? Bakalım 34, 55, 89 onu benzettim. Evet yakaladık. Gördüğün gibi mesela bir tane olmayana bakalım. 5, 13, 21 hayır arada 8 olmalıydı bizde. Ya da 21, 34, 89 hayır arada 55 olmalıydı gibi cevabımız Bursa oldu. Çok. Recep'ciğim sıradaki soruda diyor ki açının verilen kübün dış yüzünün bir kısmı şekildeki gibi kırmızıya boyanmıştır. Kapalı hali aşağıdakilerden hangisi olamaz? Mesela şunu ben buradaki iki yüzeyi şuna ve şuna benzettim. Doğru şekilde gözüküyor değil mi? Olabilir. Mesela bir diğerine bakalım. Hemen yan taraftakine. Şu tam burası olabilir. Evet. Hemen yanındakinde bunu beklerdik. Oysa ki bak Recep'ciğim gitmiş ta yukarıya kadar birleştirmiş. Bizim ta yukarıya birleşen noktamız burada var. Evet. Yani böyle bir görüntü asla olamaz. Hemen burada başlayıp bir sonraki karede bu şekil tamamlanamaz. Tam 4 karede ancak yukarıya varmış çizgimiz. Cevabımız Bursa. Recep'ciğim bir eşkenar üçgen dik prizmanın ayrıt uzunlukları toplamı 24 birimdir. Hemen çizelim. Eşkenar şöyle. Bunların her biri eş. Şöyle bir prizmamızı çizelim. Çizdik. Şunlar eş gördüğümüz gibi. Bize diyor ki yüksekliği 12. Güzel. Ve tüm ayrıtlar toplamı ise 84 diyor. Şimdi burada gördüğün gibi yüksekliklerden ayrıt olarak 3 tane var. Doğru. Bu 3 taneyi çıkartmalıyız. Toplam 36 yapar. Bunları çıkartıyoruz. Geriye 48 kaldı. Ve 48 ise gördüğün gibi şu ayrıtlardan ki her biri birbiriyle aynı 6 tanesinin toplamına eşit. 48'i 6'ya bölersek işimiz bitecek. Yani bir kenarımız 8 santimetreymiş. Son bir tane beceri temelli soru yapalım. Bitirelim Recep'ciğim. Evet Recep'ciğim beceri temelli sorumuza bakalım. Ayrıt uzunluğu 6 santim olan bir küp. Hemen şöyle hayal edelim. Şöyle bir kübümüz var. Her bir yüzeyi, her bir ayrıtı 6 santimetre. Bunu Recep'ciğim ortasından kesiyormuş. Hadi keselim. Şöyle kesersek eğer, bak şöyle hayal edelim. Tam ortasından şu an kestim bunu. Ve diyor ki bunun açınımı nasıl olur? Şimdi Recep'ciğim 6'ya 6 gördüğün gibi şöyle üstten baktığımızı düşünelim. 6'ya 6 değil mi? Şu uzunluğu bizim bir bulmamız lazım. Doğruya doğru hocam. Evet 6 6 Pisagor'da hatırlarsan iki tane dik kenar birbiriyle aynıysa hipotenüs onun kök 2 katıydı. Doğru yani hocam. 6 kök 2. Biz açınımda şöyle bir görüntü bekleyeceğiz. 6 6 6 kök 2 ve bunun devamını isteyeceğiz. Peki yüksekliğimiz ne olacak? Yükseklikte bir değişiklik yok değil mi Recep'ciğim? Yok. Kessek de 6. Yani bak 6 mesela şu da bizim aradığımıza benziyor ama yüksekliği 3 olmaz. İşte buna bakalım. Bak 6 ve 6. Nereden anlıyorum bunda 6 olduğunu? Çünkü az sonra birbirine yapışacaklar. 6 ve 6. Burası da 6. Şurası o zaman gördüğün gibi 6 kök 2. Her şey aradığımız üçgende var. Yüksekliğimiz de 6. O zaman bizim cevabımız Adana'ymış hocam. Süper hocam. Peki bir sonraki videoda ne işliyoruz? Evet, bir sonraki videoda da Recep'ciğim şu anda biz prizmaları tamamladık. Dik dairesel silindiri, onun alanını ve hacmini öğreneceğiz. O zaman arkadaşlar bu son iki videomuzdur. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Yorumlarınızı yazın. Son çağrı. Kanala evet, abone hocam. Olmak için matematik videoları bitiyor. Aynen öyle. Bir de bize fikir versinler hocam. Daha sonra evet. Neyle görmek isterler bizi? Kesinlikle. Bizim konu anlatımlarımız bitiyor ancak bundan sonra nasıl videolar görmek istiyorsanız biz de ona göre sizler için hazırlamaya çalışırız. Lütfen yorumlara yazın. Bekliyoruz. Hocam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın.